Değerli kardeşlerim, bugün Sinop'ta hem il kongremizi gerçekleştirmek hem de sizlere teşekkürlerimizi iletmek için bulunuyoruz. Az önce Kastamonu 6. olağan kongresini yaptık. Muhteşemdi. Salon tıklım tıklım dolu. Ama salonun dışında, salonun içine göre iki misli bir katılım. Emniyetin verdiği rakam 10 ila 15 bin arasıydı. Ve oradan da size selamlar getirdik. Öncelikle 10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde %62 oy oranıyla şahsımı Cumhurbaşkanlığı makamına layık gören tüm Sinoplu vatandaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Aynı şekilde 16 Nisan halk oylamasında %58 ile Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine evet diyen bütün Sinoplu kardeşlerime teşekkür ediyorum. Siz ne güzel insanlarsınız ya. Öyle hakkı, doğruyu, güzeli bulmak herkesin kârı değil. Ama Sinop bunda birleşti. Hem 10 Ağustos hem de 16 Nisan'da %84 gibi rekor düzeyde bir oy oranıyla destan yazan Durağan ilçemize özellikle teşekkür ediyorum. Maşallah. Barakallah. Sizler Türkiye'nin önünde çok farklı bir dönemin açılmasına vesile oldunuz. Sizler siyasi tarihimizin bu en kritik seçimlerinde tavrınızı demokrasiden, istikrardan ve milli iradeden yana belirlediniz. Sizler çok güçlü bir şekilde Türkiye'nin istikbaline, milletimizin bin yıllık kardeşliğine sahip çıktınız. Sevginize, coşkunuza, ahde vefanıza, heyecanınıza teşekkür ediyorum. Siz bugüne kadar bu kardeşinizden desteğinizi esirgemediniz. Bizi asla mahcup etmediniz. Rabbim sizlerden razı olsun. Rabbim yol arkadaşlığımızı, muhabbetimizi daim eylesin. Kardeşlerim, biz de sizlerle gurur duyuyoruz. Sinoplu kardeşlerimizin bu desteğine, bu teveccühüne mazhar olmak için biz de büyük bir heyecanla koşturuyoruz. Sinop için, tüm Türkiye için, 80 milyonun huzur ve esenliği için gecemizi gündüzümüze katarak çalışıyoruz. Sağ olasınız. Sağ olasınız. Bir halk dostu ne diyor? Aşkınla çalışan yorulmaz. Öyle mi? Şimdi zaman zaman bazı dostlar söylüyor. Ya işte Cumhurbaşkanım sen yorulmaz mısın? Bazıları diyor ki ya dün şuradaydın, bugün buradasın. Bu nasıl oluyor? Aşkınla çalışan yorulmaz.
koşacağız, çalışacağız. Öyle çalışacağız ki muasır medeniyetler seviyesinin üstüne Türkiye'yi çıkartacağız. Eyvallah. Eyvallah. Birden daha da büyüktür. Birden daha da büyüktür. Evlatlarımıza daha müreffeh, daha güçlü bir ülke bırakmak için var gücümüzde gayret gösteriyoruz. İstiyoruz ki bizim çektiğimiz çileleri yavrularımız çekmesin. Torunlarımız çekmesin. İşte onun için ne diyoruz? 2053 diyoruz. Onun için ne diyoruz? 2071 diyoruz. Sinop, geçmiş ile bugünün mukayesesini en iyi yapabilecek şehirlerimizden biridir. Sinop'a son 15 yılda toplam 10 katrilyon tutarında yatırım yaptık. Mevcut okullarımızı yenilemekte kalmadık. Yeni okullar, derslikler inşa ettik. Bugün 9 fakültesi, 6 meslek yüksekokulu, 11 bin öğrencisiyle bölgesinin çekim merkezine dönüşen Sinop Üniversitesi'ni bu şehre kim kazandırdı? Hamdolsun. Bu öğrencilerimizin barınma sorunu yaşamasın diye 1415 kişi kapasiteli yükseköğretim yurtları yaptık. Spor salonları, atletizm pistleri, futbol sahaları gibi komplekslerden oluşan toplam 15 adet spor tesisi inşa ettik. Bak şimdi buraya bakıyorum. Burası kapalı spor salonu olarak Sinop'a yetmiyor. Şimdi inşallah kısa bir zaman içerisinde 2500 kişilik kapalı spor salonu da yapılıyor. Sağlıkta 5 adet tesisi şehrimize kazandırdık. 250 yataklı Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne bir ek bina yaparak hastanemizi büyütüyoruz. Bu hastanemizle birlikte Sinop'ta 4 adet sağlık yatırımımızın inşası sürüyor. 2002 yılına kadar Sinop'ta sadece 4 kilometre bölünmüş yol yapılmıştı. Kardeşlerim, sevgili gençler, bunları öğrenin ki bilmeyen gençlere de anlatın. Bakınız, biz geldiğimizde ne kadar bölünmüş yol vardı Sinop'ta? 4 kilometre bölünmüş yol vardı. Vay 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 vay. Hale bak ya. Biz buna 119 kilometre bölünmüş yol ilave ettik. Ve 123 kilometreye çıktı. Sinop'ta yatırımı devam eden, maliyeti yaklaşık 3 milyar lira olan 8 adet yol projemiz bulunuyor. Ya biz size aşığız be. Biz dertliyiz ya. Bizim derdimiz var. Biz bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik ya. Bizim böyle bir derdimiz var. Ama Bay Kemal'in böyle bir derdi var mı? O tankları gördüğü zaman hemen kaçıveriyor. Nereye kaçıveriyor? Bakırköy Belediyesi'ne. Ondan sonra da orada otur, kahve gelsin ve söylediği ne? Oteller doluydu. Boş otel bulamadık, onun için belediye başkanımızın oraya gittik. Saat 23.17. Ve biz çağrımızı yapmışız, milleti meydanlara davet etmişiz.
ve gecenin 1:30-2'sine doğru Atatürk Havalimanı'na inmişiz. Ben tabii, benim derdim o değil, benim derdim milletim orada, elhamdülillah. Milletim orada. Yani F-16'lar uçuyormuş, helikopterler uçuyormuş, bizim için hiç önemli değildi. Biz nereye inandık? Allah'a dayan, sahaya sarıl, hükmüne ram ol, yol varsa budur, bilmiyorum başka çıkar yol dedik, yola çıktık. Bir televizyon veya radyo programında da ne diyor? Darbe falan olursa önce ben çıkarım diyor tankın önüne. Hakikaten çıktı be. Çıktı çıktı doğru. Ve sevgili kardeşlerim, yalan üstüne yalan. Yalanı herhalde Türkiye'de bunun kadar maharetli söyleyen bir ikinci kişi bulamazsınız. Ve şimdi havalimanımızı yıllık 2 milyon yolcu kapasiteli bir hale dönüştürmek için yeni bir terminal binası yaparak ne yaptık? Büyüttük. 2008 yılında yolcu trafiği neydi? 14 bin. 2016 yılında 91 bine, bu yılın Kasım ayı sonu itibariyle kaça çıktı? 139 bine çıktı. Daha da artıyor. Artacak. Soruyorum. Acaba 20 yıl önce Sinop'a böyle bir havalimanı yapılacak dense kim inanırdı? Ama biz yaptık. Niye? Yol medeniyet. Biz ne dedik? Batı'da ne varsa her yerde bunlar olacak. 35 yerleşim yerine içme suyu sağladık. 5 baraj inşa ettik. Veysel Hoca da burada.